Ergün Diler, Posta Kodu Klavyenin başına geçtiğim dakikalarda Amerika Başkanı'nın kim olacağı hala belli değildi. İki aday da gerekli olan 270 delegeye ulaşamamıştı. Trump kutlamalara başlayacağız derken Biden sonucu görmeden nasıl böyle bir çıkış yapar diye karşılık veriyordu. Önceki gün yazdığım gibi Trump seçimi erken saatlerde yüksek mahkemeye postalıyordu. Mahkemedeki dağılım son üye Amy Coney Barrett'ın gelişiyle tamamen Trump'a. Daha doğrusu arkadaki güç olan 400 milyarderle Amerika'yı tekrar dizayn etmek isteyen kohlara dönüyordu. Biliyorsunuz Amerika seçimlerine hiçbir zaman kim kazanacak diye bakmadım. Bakmam da önemli olan Amerika'nın küresel politikasının ne olacağıydı. Trump'ın 2016'da gelmesi de şimdi seçilecek olan başkan da hesaba dahildi. Hepsi plan dahilindeydi. Dronlarla evlere kitap, pırasa, lahana, domates götüren devlet seçimleri posta arabalarıyla yapıyordu. Bu Apple'ın, Microsoft'un, Steve Jobs'ın, Bill Gates'in doğduğu ülkenin yapacağı iş midir? Bunu akıl sağlığı yerinde biri kabul edebilir mi? Yaşanılan her şey büyük kurgunun devamı. Bakın Trump 2016'da geldi. Gelmeden önce FBI'a İngiliz İstihbarat Servisi MI6'dan Rusya raporu gönderildi. Dosyada Trump'ın yanındaki pek çok kişi Moskova ile bağlantılıydı. Washington'daki komploları anlatan House of Cards dizisini aratmayan gelişmeler yaşanıyordu. Bilgiler açığa çıktıkça hala çok kişi olan biteni anlamıyor, komplo diyerek geçiştirmeye çalışıyordu. İnsan aklı anlamadığını iterdi. Kolay olan buydu. Bu yapılmaktaydı. Ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'dan kampanya direktörü Paul Manafort'a, dış ilişkiler danışmanı George Papadopoulos'tan Trump Junior'a kadar çok sayıda kişi dosyanın içindeydi. Rusya'nın Washington Büyükelçiliğini yapan neşeli ve karizmatik bir karakter olarak bilinen Sergi Kilsidiyak'tan kendisiyle görüşen Adalet Bakanı Sessions'a, Rus avukat Natalya Veselnikaya'dan popçu Emin Aras Agalarov'a kadar yelpaze genişliyordu. Son tahlilde özel savcı Müller dosyayı kapatıp kenara çekiliyordu. Ama insanların zihnine Amerika seçimlerine dışarıdan müdahale geldi. Ruslar bunu başardı algısı bir şekilde kazınmıştı. Amerika'da hiçbir şey gelişi güzel olmaz. Dünyayı yönetme iddiasında olan bir devlet yazı tura atmaz. Atmazlar da. 2016'daki bu türbülans 4 yıl sonra 2020 başkanlık seçimlerine damga vurdu. Vurması da gerekiyordu. Çünkü postayla oy kullanmanın patlaması gerekiyordu. Bir akıllı uygulamayla birkaç dakikada seçim sonuçlarını alabilecek bir devlet, posta arabalarını devreye sokuyordu. 2016'da Trump gelirken postayla kullanılan oy 33 milyondu. Rusya müdahalesi zihinlere kazınınca bu sayı şimdi 82 milyona çıktı. Peki sizce Trump'ın 2016'da gelmesi, koronavirüsle dünyanın tanışması, tedarik zincirlerinin kopması, ulus devletlere yönelmenin başlaması, küreselleşmenin zayıflaması, posta yoluyla kullanılan oyların patlaması birbirinden farklı şeyler miydi? Elbette değildi. Anlamamız gereken de buydu. Sadece önümüze düşen fotoğrafa bakarak karar veriyor değerlendirme yapıyorduk. 2018'de Trump Birleşmiş Milletler'de küreselleşmenin sonuna geldik. Küreselleşmeyi reddediyoruz diyordu. Beyaz Saray'a geleli iki yıl olmuş ve boyundan büyük laflar ediyordu. Söyleyen o değildi ki. Onu oraya getirenlerin kararı buydu. Amerika Birleşik Devletleri son 20 yılda 13 trilyon dolar dış ticaret açığı veriyordu. Konforlarından bir şey eksilmeden harcıyorlardı. Ancak bu para onların değildi ve bu sisteme bir yerde son vereceklerdi hem borçlarından kurtulacaklar hem yeni sisteme geçeceklerdi kafalarındaki buydu şimdi herkes resesyonu konuşuyor değil mi covid-19 gelince küresel tedarik zincirleri koptu hava taşımacılığı adeta durdu ülkeler sınırlarını kapatmaya, bazı özgürlükleri kısıtlamaya, askeri ve polisi sokağa indirmeye başladı. Hükümetler parlamentoları bypass ederken finansal piyasalarda on yıllardır görülmeyen şiddette dalgalanmalar kendini gösterdi. Petrol piyasalarında başlayan fiyat savaşları finans piyasalarında belirsizlikleri daha da artırdı. Devletler virüsle mücadele önlemlerini devreye sokmaya başlayınca Yalnızca sınırlar değil, iş yerleri de kapanmaya başladı. Fabrikaların yanı sıra lokanta, kafe, fast food restoranlar, cep telefonu dükkanları, ünlü zincirler, on binlerce çalışanı işten çıkarmaya başladılar. İşsizlik, ailesine bakamama, evinin kirasını, konut kredisi taksidini, kredi kartı taksidini ödeyememe riskiyle yüz yüze bir nüfus aniden ve büyük bir hızla artmaya başladı. Bir taraftan tedarik zincirleri fabrikaları durduruyor, ve ekonomide bir arz sorunu yaratıyor. Diğer taraftan salgına karşı alınmaya başlanan önlemler özellikle küçük işletmeleri iflasa sürüklüyordu. İşsizlik artarken ekonomide ciddi bir talep sorunu oluşmaya başlıyordu. Doğru mu? Evet dünyada durum buydu. Yani doğru. Birinci Dünya Savaşı 1929'daki çöküşü o da 1930'larda yaşanan krizi getirdi. Faşizmin ve nazizmin yükselişine neden oldu. Bu da İkinci Dünya Savaşı'nı yaşattı. Bunun sonucu olarak da Birleşmiş Milletler ve Bretton Woods ortaya çıktı. Haliyle Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu da. Etki tepkiyi getirdi. Şimdi de tam böyle bir iklimden geçmekteyiz. Trump'ın gelişi ya da Trump'a benzeyecek olan Biden'ın gelişi bu gidişi durdurmayacak. İnsan yaşamı tehdit edildiğinde her şeyin merkezine geri döner ve ilk tepki bildiklerimize sarılmaktır yakınımıza bakarız. Özellikle yabancıya ve küresel olana güvenmeyiz. Koronavirüs bunu getirdi. Değişim Amerika içinde başlamalıydı. İnsanlara postayla oy kullandırmak hiç kolay değildi. Korku şarttı ve artık o korku çok uzakta değildi. Teknoloji geliştikçe, dijital hayat kapımıza dayandıkça ve pazarlar küreselleştikçe devlet egemenliği arka plana itildi. Bunun üzerine devletler koruma sorumluluklarını hatırladı ya da hatırlatıldı. Amerika içindeki bir güç dünyaya yeni dünya geliyor ancak bunu bir gruba bırakamayız. 5G'de nesnelerin interneti de dijital para da bizim kontrolümüzde olacak diyordu. Yaşadığımız her şey bu savaşı kazanmak içindi. Başta da altını çizdiğim gibi bizler sadece önümüzdeki parçayla ilgileniyorduk. Koronavirüs üzerinden Rusya soruşturmasını, postayla oy kullanılmasını ve Amerika derin devletinin istediğini başkan seçtirebileceğini düşünmüyorduk. Ve sonrasında gelecek olan yeni dünyaya kafa yormuyorduk. Küresel sistemi kurmak için yola çıkan elitlerle Amerika içindeki gücün kavgası böyle işti. Ulus devletler güç kazansa da küreselleşme bitmiş tükenmiş değil. Savaş bu komuta merkezini ele geçirmek için. Amerika başkanlık seçimleri de ilk cepheyi garanti altına almak için önemli. Trump ya da Biden gelmiş çok önemli değil. Amerika yeni sistemi kurup uzaktan yönetecek. Her sorunun içinde olmayacak kafalarında bu var. Bu nedenle her bölge kendi denklemini kuracak. Kuramayanlar savaşacak. Basınçla Avrupa ve Çin içindeki kaygıları artırmayı deneyecekler. Kaygıyla baş edemeyenler de çevresine rahatsızlık verecek. Bakalım Amerika bu planı hayata geçirebilecek mi? Yaşadıklarımız bunun için hepsi. Ermenistan-Azerbaycan savaşı bile bir testti. Libya gibi. Ergün Diler Takvim Mehmet Beyhan. Kıbrıs yoksa biz de yokuz. Hayatın her aşamasında güvenlik birinci derecede önemli bir yer tutar. Kıbrısın Türkiye için birinci derecede güvenlik meselesi olduğu tartışmasız bir gerçektir. O halde önce güvenlik kavramına kısaca bir göz atalım. Güvenlik Arapçada emn kökünden türemiş bir isim olan eman Güven, güvence, güvenlik manasına gelir. Eski Türkçede kefalet anlamına gelen oka yaklaşık manayı ifade eder. İngilizcede ise tasasız, kedersiz anlamlarına gelen Latince securitas'tan türetilmiştir. Kısacası güvenlik, karşıtı olan tehdidin olmadığı durumdur. Kısaca tehdit tanımı Yabancı bir ülkenin veya örgütün başka bir devletin sınırlarına, ekonomik refahına, vatandaşlarının fiziksel varlığına zarar vermek niyetinde olması ve bu niyetini gerçekleştirecek imkan ve araçlara sahip olmasıyla ortaya çıkan güvensizlik durumuna tehdit deriz. Demek ki bir şeyin tehdit oluşturabilmesi için, birincisi niyetin, ikincisi o niyeti gerçekleştirebilecek potansiyelin olması gerekir. Bir ülkenin karşılaşabileceği tehdit, coğrafya, zaman ve insan faktörünün oluşturduğu üçgenden bağımsız olamaz. Coğrafi açıdan Kıbrıs Türkiye yakın ve uzak çevresinde bulunan ülkelerden farklı olarak gerçekten müstesna bir coğrafi konuma sahiptir. Bu coğrafi konumun en önemli özelliği üç kıtayı birleştiren Akdeniz'e uzun bir kıyıya sahip olmasıdır. Akdeniz'in bir parçası olan Kıbrıs, Türkiye için son derece stratejik bir öneme sahiptir. Denizlerin Türkiye için önemi konusunda Amiral Gürdeniz'in, Soner Polat'ın ve Cihat Yaycı gibi isimlerin gayretleri neticesinde toplumda bir farkındalık oluştu. Türkiye'nin hayati çıkarları Mavi Vatan'la birlikte Türk boğazlarını ve Kıbrıs'ı merkeze alan güvenlik ve dış politika uygulamasındadır. Zaman Dünyadaki bütün çatışmalar bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. Ancak çatışmaların zamanı, ülkelerin iç ve dış gelişmelerine bağlı olarak gelişir. Örneğin Arap Baharı ile Suriye'nin istikrarsızlaşması PKK tehdidini, Doğu Akdeniz'de doğal gaz keşfedildikten sonra Kıbrıs'ta çatışma riskini artırmıştır. İnsan Soyut olan devlet kavramını kurallarla somut haline getiren insandır. İnsansa çıkarcıdır. Genelde devletlerin uyuşmayan çıkarları çatışmaları doğurur. Türkiye Doğu Akdeniz'de keşfedilen zenginlikleri adalet ve barış temelinde paylaşmayı teklif ederken Yunanistan sömürgecilere güvenerek Türkiye'yi denklem dışı bırakmaya çalışmaktadır. Doğu Akdeniz'de gerilim artarken Kuzey Kıbrıs Türk tarafı 18 Ekim'de yeni bir cumhurbaşkanı seçti. Devletler arası ilişkiler rekabet, gerilim ve işbirliği üzerinde yürür. Rekabet gerilimi üretir ama doğru bir siyaset işbirliğini mümkün kılar. 18 Ekim'de Kıbrıs Türk Halkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar'ı seçerek doğru bir siyasi karar vermiştir. Çünkü rakibi Mustafa Akıncı'nın medyaya yansıyan ifadelerinden sonra seçilmiş olsaydı hem Kuzey Kıbrıs'ı hem de Türkiye'nin güvenliğini riske atardı. Dünya üzerinde hiçbir ülke jeopolitik gerçeklere sırtını dönemez. Bağımsız görünen en güçlü ülkeler bile jeopolitik denkleme uygun hareket ettikleri müddetçe varlıklarını sürdürebilirler. Beklentimiz odur ki Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Ersin Tatar, Türkiye ile birlikte üreteceği siyaset bölge barışına katkı sağlasın. İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen olan dostum Şükrü Sim'in bana gönderdiği bir mesajda, Türkiye için Kıbrıs'ın jeopolitik önemini çarpıcı bir şekilde şöyle ifade etmişti. Kıbrıs yoksa biz de yokuz. Not: Adalar Denizi'nde olan deprem neticesinde İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diler, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. İzmir yüreğimizi yakarken kendini bilmeyen bazı sefihlerin Cadılar Bayramı'nı kutlamasını kınıyor ve toplumdan özür dilemeye davet ediyorum. محمد بیهان میلاد